sizin algınızda sağır mı değil mi? Çünkü daha olup olmadığını söylemedik ama sizin genel kanaatiniz gerçekten sağır mı değil mi? Arkadaşımız Necati Bey, hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra devamını dilediğimiz iç hastalıkları söyleşileri 1 ve 2 sizin talepleriniz doğrultusunda özellikle veteriner hekimlerin sahadaki biraz önce Sayın Dekanım'ın da ifade ettiği gibi yeniliklere 3 yılda bir yarlanma ömrü olan bilgilerimizi eğer yenilemek istiyorsak sizin talepleriniz doğrultusunda diğer üniversitelerden kendi konusunda uzman ya da bizimle birlikte bu tür söyleşileri devam ettireceğiz. İlgi oldukça biz de değişik konularla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizini korumak, orijinal formlarını ortaya çıkartmak ve bunun geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak için bir araştırma merkezi adı altında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Gerçekten bu çok incelikli ve uzun soluklu bir iş. Yani bir günde yapacağınız bir iş değil. Çünkü eğer bir hayvanınız varsa ve bunun belli kriterleri varsa ve bu kriterler dejenere olduysa ve siz bunu yerine koymaya çalışıyorsanız sizin yüzyıllara ihtiyacınız var. Dolayısıyla da bunun hangi aşamasında yakalarsanız sizin onu geriye döndürmeniz o kadar kolaylaşacak. Onun için sizden başka hiç kimse de bulunmayan bir hayvanla ilgili uğraşıyorsanız bunun bütün özelliklerini ortaya koymanız gerekiyor. Çünkü sizden başka kimse de yok. Beyaz kedilerde sağırlık var. Bu 5.7 beyaz kedilerinin bunların %15'i tek göz. Veya diğer mavi gözleri var. Ve toplam prevalans dünyada %44 arkadaşlar. Şunu unutmayın. Çünkü sonradan biz bunu Van kedisinin oranıyla kıyaslayacağız. Yani gerçekten bize söylenen şeyi biz hak ediyor muyuz, etmiyor muyuz ona bakmamız gerekecek.